Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kronik anal fistür tedavisinde yani makas çatlağı tedavisinde botoksun yeri nedir? Botoks tedavisiyle hastaların en azından bir kısmı tedavi edilebiliyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha önceki videolarımızda kronik anal fistürdeki mekanizmalardan bahsetmiştik. Aslında iki mekanizma var. Birincisi basınç artışı, ikincisi de kronik anal fistür traktındaki esneme problemi. Bizim klinik tecrübelerimize baktığımızda botoks tedavisinin anal fistürde aslında çok da fazla yeri olmadığını söyleyebiliriz. İlaç tedavisiyle tedavi edebileceğimiz hastalarda botoks tedavisi de fayda vermekte. Ancak ameliyat etmemiz gereken hasta grubunda botoks tedavisinin herhangi bir faydası olmadığını görüyoruz. İlaçla tedavi edilebilecek hastalarda da botoks uygulamasının çok anlamlı olmadığını söyleyebiliriz. Botoks tedavisi olan hastalardan çokça sorular alıyoruz. Botoks tedavisi oldum, hocam şikayetlerim geçmedi ya da botoks tedavisi oldum, tekrar şikayetlerim başladı, ne yapmam gerekiyor diye. Bunlar aslında iyileşmeyen bir kronik anal fistür ya da nüks anal fistür olarak değerlendiriyoruz. Bu hastalara bizim uyguladığımız flapli ameliyatları öneriyoruz. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.